Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Minçak. Bugün Xiaomi'nin 13 Pro modeline yakından bakacağız. Aynı zamanda Xiaomi 13'ten de bahsedeceğiz. Markanın iki önemli amiral gemisi akıllı telefonu tabii ki Xiaomi'nin Pro sınıfı akıllı telefonlarında gördüğümüz ekstra özellikler Xiaomi 13 Pro'yu bizim için bu videoda biraz daha ön plana taşıyor. Ön plana taşımasının başında yatan sebeplerse hem malzeme kalitesi olarak çok iyi bileşenler kullanılması hem de kamera tarafında birinçlik sensörün bu akıllı telefonda kullanılıyor olması. Evet de bunlara geleceğiz öncesinde tasarımla başlayalım. Xiaomi 13 Pro bize neler sunuyor bir bakalım. Xiaomi 13 Pro'nun 8.4 mm ve 8.7 mm olmak üzere iki farklı versiyon var. Bunun sebebi ise Kullandığınız modele göre arkadaki kaplamanın farklı olması bizim kullandığımız seramik kaplamalı bir Xiaomi 13 Pro'ydu ama bunun dışında arka kısmı silikon bazlı bir Xiaomi 13 Pro'da bulunuyor. Silikon model 8.4 milimetrelik kalınlığa sahipken bizim kullandığımızda ise 8.7 milimetrelik bir kalınlık var. 8.7 milimetre aslında önemli bir ölçü çünkü içerisinde bir inçlik bir kamera sensörü bulunan akıllı telefonda ki bu özellikler de bir araya geldiğinde 9 milimetreye halen çıkılmamış olması ve arada halen farklar olması bence önemli noktalardan biri. Diğer taraftan ön kısma baktığımızda Xiaomi 13 Pro'nun ekranının Corning Gorilla Glass ile korunduğunu görüyoruz. Xiaomi 13'te ise ön tarafta yine Corning Gorilla var ama Corning Gorilla Glass 5 versiyonu bulunuyor. İki telefonunda çerçeveleri alüminyumdan Xiaomi 13'de daha keskin hatlara sahip bir akıllı telefon görürken Xiaomi 13 Pro'da durum değişiyor. Kavisli bir ekran bizi karşılıyor ve bunun alüminyum çerçeveye olan sıçramasını yan detaylardan görebiliyorsunuz. Ekranın kavisli olması bazı kullanıcılar için soru işaretlerine sebep olabiliyor. Bu konu hakkındaki görüşümü de hemen paylaşayım. Bizim ekipten ben ve Alperen telefonu uzun süre kullandık. Deneyimledik, fotoğraflar ve videolar çektik. İki kişinin deneyiminin daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Xiaomi 13 Pro gerçekten yüksek fiyatlı bir akıllı telefon ve çok şeyler beklediğimiz bir akıllı telefonda. İkimiz de ekran tarafında bir sorun yaşamadık. Burada genellikle karşılaşılan problem parmak boğumlarının çerçeveden taşarak ekrana gelmesi ve bu yüzden ekranda istenmeyen kontrollerin oluşması. Ama tabii ki Xiaomi burada önlemini aldığı için parmak boğumları ve ekstradan dokunmalara karşı ekran herhangi bir şekilde tepki vermiyor. Yani yanlışlıkla bir şeylere dokunmanız veya bir şeyleri etkilemeniz mümkün değil. Bunu da söylemiş olayım. Ve buradan ekranın kendisine hızlıca geçelim. 6.73 inçlik LTPO AMOLED ekran var Xiaomi 13 Pro'da. Buradaki AMOLED'i biliyoruz ama bazen LTPO ile alakalı soru işaretleri olabiliyor. Şimdi normal AMOLED panellerde biz Android dünyasında uzun zamandır <laughs> Adaptif tazeleme hızı diye bir kavram duyuyoruz. Bu da nedir? O anda ekrandaki görüntüye göre ekran yenileme hızının ayarlanması. Bu sayede ekrandaki durağan görüntülerde tazeleme hızı düşürülerek bataryanın çok daha uzun süre dayanması sağlanabiliyor. Adaptifte gördüğümüz şey genellikle şudur. 60 Hz, 120 Hz veya 60 Hz 90 Hz'dir. İşin içine işte LTPO girdiğinde ekran hertzinin çok daha düşük seviyelere inebilmesi hatta çok değişken aralıklarda hareket edebilmesi mümkün. Yani siz bir web sitesindeyken Teknopat'ın web sitesinde bir haber okurken ekran hızı 10 hertz'e kadar düşebilirken yeni nesil bir mobil video oyununu oynarken 120 hertz'e de ihtiyaç duyduğunuzda telefon size bunu sağlayabiliyor. 120 hertzle. ile çok düşük harcılar arasında rahatlıkla gidip gelebiliyor. Bu da gerçekten çok önemli bir satın alma tercihi oluşturuyor. Çünkü LTPO ekranlı akıllı telefonlar tıpkı LTPO ekranlı akıllı saatler gibi pil yönetimini adaptif ekranlara göre çok daha iyi yapabiliyorlar. Xiaomi 13'te ise yine çok kaliteli bir ekran var. Yine AMOLED bir ekran var ama orada adaptif tazeleme hızının olduğunu söyleyeyim. Xiaomi 13 Pro'nun ekran çözünürlüğü ise 1440x3200 piksel. Böylesine yüksek çözünürlüklü bir ekranda bahsetmiş olduğum ekran yenileme hızının ne kadar önemli olduğunda anlamışsınızdır. Çünkü bataryayı su gibi içtikten sonra Xiaomi 13 Pro gibi bir akıllı telefonlar en azından bir gün boyunca verimli bir şekilde faydalanan kullanamadıktan sonra bir anlamı kalmıyor tabii ki. O yüzden LTPO'dan bu kadar detaylı bahsettim. Xiaomi 13 Pro'nun ekranı Dolby Vision'ı ve HDR10 Plus'ı destekliyor. Bunun dışında 1200 nit parlaklığa erişebiliyor. Xiaomi 13'te ekran tarafında pek çok özelliği paylaşıyor. Yine Dolby Vision var, yine HDR10 Plus var ve yine normal parlaklıkta 1200 nit'e kadar çıkabiliyor bu akıllı telefonlar. Tabii ki otomatik parlaklıkta çok daha yüksek nit seviyeleri alabiliyorsunuz. Hem Xiaomi 13 için hem de Xiaomi 13 Pro için şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gün ışığında güneş en tepenizdeyken bile neredeyse 2000 nite kadar varan bir parlaklığa ulaşabildikleri için kullanımları da çok rahat oluyor. Şimdi gelelim işlemciye. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4 nanometrelik bir işlemci platformu. Grafik ara birimi olaraksa Adreno 740 kullanılıyor ama RAM ve depolama seçenekleri birazcık değişiyor özellikle Xiaomi 13 Pro'da buna dikkat etmek gerekiyor çünkü farklı farklı seçeneklerimiz var. 8 GB RAM'e sahip olan bir Xiaomi 13 Pro satın almak isterseniz iki farklı depolama seçeneği var. 128 GB ve 256 GB. 12 GB'lık modeli tercih ederseniz de 256 GB 512 GB olmak üzere yine iki farklı seçeneğimiz var. Yani toplamda 4 farklı Xiaomi 13 Pro seçeneği var. Ama burada seçenekler birazcık daha çeşitlenebiliyor çünkü depolama biriminin standardı değişiyor. Eğer 128 GB'lık modeli satın alırsanız depolama birimi UFS 3.1 kullanıyor. Ama 256 GB veya 512 GB'ı tercih ederseniz bu sefer UFS 4.0 kullanılıyor. Çok daha hızlı, çok daha verimli bir depolama alanı kullanılıyor ki Yeni nesil Android akıllı telefonlarda kullanım alanları oluşturabildiğiniz için hızlı bir depolama birimi kullanmak bence önemli ki Xiaomi 13 Pro gibi bir akıllı telefonda bol bol fotoğraf ve video çekmek isteyeceğiniz için ki birazdan kamera bölümünde buna değineceğiz. Bence seçiminiz 256 veya 512 GB olmalı. Gelelim kameralara. Xiaomi 13 Pro'nun asıl parladığı alanlardan biri. Üçlü bir kamera düzeni var. İlk kamera 50.3 megapiksel çözünürlüğe sahip. 23 milimetrelik geniş açılı bir kamera. Bu kamera f1.9'luk diyafram açıklığına sahip ve 1 inç boyutunda sensörle geliyor. Bunun dışında lazer otofokus, dual piksel ve OIS gibi önemli özellikleri içerisinde barındırıyor. Bir diğer kamera ise benim favorilerimden biri. 75 milimetrelik 50 megapiksel çözünürlüğe sahip telefoto kamera. F2.0 diyafram açıklığına sahip. 3.2 katlık optik yakınlaştırma sunuyor ve portre modunda harika işler çıkartıyor. Son olarak ise 50 megapiksel çözünürlüğe sahip 14 milimetrelik bir ultra geniş açılı kameramız var. Bu kamerada f2.2'lik diyafram açıklığına sahip ve 115 derecelik bir görüş açısı var. Özellikle manzara fotoğraflarında, müzelerde, birçok insana aynı anda fotoğraf karesine sığdırmak istediğinizde 115 derecelik açısı ve yüksek çözünürlüğüyle ultra geniş açılı kamera son derece iyi bir kullanım alanı sunuyor. Şimdi ana kamerayla başlayacak olursak Leica like ortaklığı tabii ki burada önemli noktalardan biri. Xiaomi 13'lerin kutusunun üzerinde artık Leica sembolü var ve bu işbirliğiyle çıkan ilk amiral gemileri olma özelliğine sahip 13 ile 13 Pro. 13 Pro'nun çektiği fotoğraflar muazzam. Bunu öncelikle söylemek gerekiyor. Ben bu akıllı telefonun fotoğraf performansından gerçekten çok memnun kaldım. Hem gün ışığında hem düşük ışıklı ortamlarda hem de gece modunda harika iş çıkartıyor. İçerisinde çok güçlü bir işlemci var. Çok iyi bir yapay zeka işlem birimi var. Görüntü işleme birimi çok iyi. Snapdragon 8 Gen 2'den bahsediyorum tabii ki de ve Xiaomi'nin bunun için yapmış olduğu optimizasyonlar ve Leica ile yapmış olduğu çalışma daha ilk modellerde kendini belli etmeyi başarmış. Xiaomi 13 Pro ile fotoğraf çekmek gerçekten çok ayrı bir keyif. Ana kamerasını hem ben hem de Alperen keyifle kullandı. Telefoto kamera ise Zaten kamerayı anlatırken de kısaca bahsettim. Portre modu için çok uygun bir lense sahip. 75 milimetrelik bir kamera olduğu için yüz atlarınızı çok güzel gösteriyor. Hem doğal hem de üstünde oynanmış güzel fotoğraflar, portre modu fotoğraflar çekmek istiyorsanız Kesinlikle bu kamerayı tercih etmenizi öneririm. Üstelik diyafram açıklığı çok iyi. F2.0 genellikle amiral gemisi akıllı telefonlarda bile yeni yeni görmeye başladığımız bir diyafram değeri ve bunun 50 megapiksel gibi yüksek çözünürlükle ve iyi bir yapay zeka işlem birimiyle birleştirdiğinizde ortaya çıkan sonuçlar da gayet iyi. 50 megapiksellik ultra geniş açılı kameraya değindiğimizde ise yine diyafram açıklığı onun da çok iyi ve hem gün ışığında hem de biraz karanlık ortamlarda da iyi sonuçlar vermeyi başarıyor. Eğer etrafınız olan biteni bol bol fotoğraflamayı seviyorsanız ultra geniş açılı kamera gerçekten çok işinize yarayacak. En üst çözünürlük seviyesinde 8K 24 fps HDR video kaydı alabiliyorsunuz. 4K'da ise 24 FPS, 30 FPS ve 60 FPS kayıt alabiliyorsunuz ve bu kayıtlarınızı HDR10+, 10 bit Dolby Vision HDR veya 10 bit Log şeklinde kaydedebiliyorsunuz. Özellikle 24 FPS seçeneğinin düşünülmüş olması son derece Bu akıllı telefonla kısa film çekmek isteyen, sinematik görüntüler elde etmek isteyenler için 24 FPS'i de unutmamış olması Xiaomi'nin çok şık bir detay. 1080p'de ise 960 FPS'e kadar çıkabilirken yine Gyro Ace'den yararlanabiliyorsunuz. Zaten akıllı telefonun kamerasında o bulunuyor. Öndeki kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğe sahip. Yine HDR çekim yapabiliyorsunuz ön kamerada. Bunun dışında portre modunda da gayet başarılı. Instagram'da kullanmak için, sosyal medyada kullanmak için yüksek çözünürlüklü olsun, kaliteli görüntüler olsun diyorsanız ön kamera sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Ve gelelim bataryaya. Xiaomi 13 Pro Bizim yapmış olduğumuz batarya testlerinde %100 parlaklığı aldığımızda yani 1200 nit parlaklığa çıkartıp %100 dolu bir bataryayı PC Mark'ın batarya 3.0 testine soktuğumuzda 8 saatin üzerinde bir sonuç almayı başardı. Amiral gemisi akıllı telefonlarda 8 saat ve üzeri çok iyi süreler, çok iyi bir pil ömrü demek. Genellikle 5000 mAh üstündeki orta ve giriş orta segmentindeki akıllı telefonlar 10 saat ve üzerini görebilirken Amiral gemisi akıllı telefonlarda eğer optimizasyonlar düzgün yapılmamışsa, ekran çok verimli değilse 7 saatlerin bile altına düşebiliyorsunuz. Xiaomi 13 Pro'nun bu noktada en başta söylediğim dengeli özellikleri bir kasanın içerisine toplamış olması çok önemli bir nokta ve iyi bir sonuç almayı başarıyor. Bataryanın toplam kapasitesi 4820 mAh saat ve tabii ki hızlı şarj özellikleri var. 120 wattlık kablolu hızlı şarjı kullanabiliyorsunuz. Bu sayede 19-20 dakika gibi bir sürede sıfırdan 100'e an 13 Pro'yu şarj edebiliyorsunuz. İsterseniz de 50 wattlık kablosuz şarjı destekliyor. Bu da yaklaşık 30 40 dakika sürüyor. Bu tabii ki Xiaomi'nin vermiş olduğu bir süreç çünkü benim elimde 50 watt'lık bir kablosuz şarj adaptörü yok. Eğer böyle bir şarj standınız varsa ve kullanabiliyorsanız aklınızda olsun. Ve bu akıllı telefonla kablosuz diğer cihazlarınızı, diğer aksesuarlarınızı şarj etmek istiyorsanız da ve onların da kablosuz şarj özellikleri varsa Xiaomi 13 Pro'nun 10 watt'lık tersten şarj özelliği var gene wireless olarak akıllı saatiniz olur, TWS kulaklık kutusu olur. Bunları hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. 10 watt bunlar için gayet yeterli olacaktır. Son olarak hem modern tasarımıyla, güçlü işlemcisiyle, sağlam ekranıyla ve gerçekten çok beğendiğim kameralarıyla ve bunların üzerine koyabileceğim iyi bir şarj ömrüyle Xiaomi 13 Pro benim son yıllarda gerçekten heyecanla kullandığım bir amiral gemisi akıllı telefonu oldu. Xiaomi 13 benzer özellikler sunuyor. Aynı işlemciye sahip ama tabii ki kamera tarafında Xiaomi 13 Pro'nun hem fiyat anlamında hem de segment anlamında çok daha üst seviyede olduğunu söyleyeyim. Benzer özellikleri barındırıyorlar ama daha fazlasını istiyorsanız o daha fazlasını çok iyi bir şekilde size sunmayı başarıyor Xiaomi 13 Pro. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.